Yine ektirdik. Önceden hep kel yayın yapıyordum. Hadi başladım. Burada değil oğlum. Seyahat konsultamamış. Götünden uyduruyor bunlar. Taşak geçiyor benden. İçin iyi koşullar sunulmuyor. Aslında açıklanmayan o kadar... Tamam odaklan hadi. Video odaklan. Hadi. Siz olaylar sonucu yönetiminde bir değişiklik oluyor. Oyuncakların yapım tarzı değişiyor. İşçilere çalışmak için iyi koşullar sunulmuyor. Aslında açıklanmayan o kadar fazla olay var ki, çalışanlar da ne için çalıştıklarını kestiremiyorlar. Oyuncak fabrikasına bilim adamları geliyor, deneyler yapmaya başlıyorlar. Tamam. Bir süre sonra şirket oyuncak yapımından kanlı canlı ölüm saçan yaratıklar üretmeye başlıyor. Tamam. Bu üretimler gizli saklı olduğu için halka açıklanmıyor. Bu üretimler o kadar gizli ki çalışanlardan da gizleniyor. Bazı çalışanlar durumun farkına da varsa yönetim bu onayları reddediyor ve tüm şirketi yokuşa sürüyor. Ve kimsenin ne olduğunu bilmediği o gün, 10 yıl önce çalışanların büyük çoğunluğu kayboluyor. En büyük oyuncakçı kapatılıyor. Ne bu olay haberlere çıkıyor ne de bu kapanış hakkında bilgi veriliyor. Yıllarca sessizlik bozulmuyor. Ta ki eski bir çalışana bir mektup gelene kadar. Bu mektup basit. Boş sanılan oyuncak fabrikası aslında boş değil. Ortadan kaybolan çalışanlar... Eski çalışan biziz. Onlar hala oradalar. Değil mi? Ve biz de bir eski çalışan olarak eski arkadaşlarımızı bulmak istiyoruz. Fabrikada yıllar önce ne olduğunu bulmak istiyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş eski fabrikaya gidiyoruz. Agivagi adındaki canlının ara ara bizi kovaladığı bir gizem avından sonra kendisini boşluğa düşürüyoruz. Yolumuza devam ettiğimizde bize gelen mektubun üzerindeki gelincik sembolünün çizildiği bir kapı ilgimizi çekiyor. İçeri girip Poppy adındaki oyuncuyu yıllardır süren uykusundan uyandırıyoruz. Tüm bu yolculukta bir gözlemci olarak eriştiğimiz bilgilerse şöyle. Şirket çocuklara yönelik ama yetim çocuklara ayrı bir ilgili. Yetimlere özel çalışmaları var, posterler var. Annesi ve babası olmayan, başka bir yakınınca da korunmamış çaresiz çocukları Abi. Özellikle seçiyorlar. Böylelikle onlar üzerinde deney yapabilecekler ve bu çocukları aramaya çıkacak hiç kimse olmayacak, sorun çıkarmayacaklar. Ama şöyle de düşünülebilir. Tamam, bunlar yetim çocukları alıp yaşayan oyuncak yapmak istiyorlar. Fakat Hagiwagi gibi yaratıkları yapacak kadar neden ileri gittiler? Para mı? Tüm yetim çocukları öldürecek bir motivasyon mu bu para? Hayır, şirketin bir amacı var ve bu amaç para kazanmak değil. Şirketin kurucusunun istediği şey para değil. Kendisi zaten en bilindik oyuncak fabrikasının sahibi. Peki bu motivasyon ne? İşte bütün yetim çocuklara neden deney yapıldığını, denek bin altını kim olduğunu bu videoda detaylıca göreceğiz. Arkanıza yaslanın. Sokağın en sevilen markaları InStreet'te. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet. İlgilenen arkadaşlar varsa, alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar varsa linke tıklayabilirsiniz. Ve hikayenin tadını çıkarın. Poppy Playtime bölüm 2. Poppy'nin odasında başlıyor. Odadan çıkıyor ve koridoru yürüyoruz. Koridorun sonunda Elliot Ludwig'in odası var. Bu da Playtime Co.'yu kuran kişi. Odanın etrafında başarılı oyuncaklarının hayran çizimleri asılı. Masada ise bir not ve bir tane de kaset var. Aa biz bunu kaçırdık işte. Anladın mı? Biz bunu kaçırdık. Bu kasetse bize hikayeyi en fazla açıklayan kasetlerden bir tanesi. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Tamam. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an Ya imparatorluk değil kardeşim. Deneye nasıl geçiyor bu Ludwig midir nedir? Astounding empire. How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? Oraya gel. It all began in the fateful year of 19... Haa kesiliyor orada. Ayrıca Ludwig'in masasında yazılı not bir deneye ait. Ah! Elliot Ludwig o kadının adı değilmiş aman koyayım. Fabrikanın sahibinin adıymış. Notlar şu şekilde. Denek 814. Kendisi yaşayan bir sıçan.
Bu sıçan 2 hafta boyunca 3 öğün besleniyor. 2 haftanın sonunda sıçan iyice doygunlaştıktan sonra öldürülüyor ve onu poppy çiçeğine, yani gelincik çiçeğiyle beraber başka bir jel karışımın içerisine koyuyorlar. Ve bu deneyin amacı sıçanı tekrardan diriltip diriltemeyecek. Lütfen biri açıklasın, hikayesi gerçek mi oyunun hikayesi? Oyunun hikayesi oğlum, böyle bir şey gerçek olabilir mi? ...derine bakabilmek. Aslında şu ana kadar 813 deney daha yapılmış ve bu deneylerde yapılmaya çalışılan şey de bir ölüyü diriltebilmek. Denek 814'te bir şekilde canlanmıyor fakat gelincik jel karışımının özel bir olayı olduğuna inanılıyor. Ve burada da fark ettiğiniz üzere Elliot Ludwig 1960'lı yıllarda ailesini kaybediyor ve ailesini kaybettikten sonra kafayı yiyor. Onları nasıl canlandırıp onları tekrardan nasıl hayata döndürebileceğine kafayı yormaya başlıyor. Kendisinin bilgi birikimi çok fazla. Kendisinin milyonları, milyarları var. Böylelikle konumunu kullanaraktan, bilim adamlarını tutaraktan özel bir çalışmaya başlıyor. O da bazı canlıları geri getirebilecek o formülü bulmak. Bunu ilk önce fare gibi küçük canlılarda, sıçanlarda deniyorlar ki insan genetiğine uygun olduğu için testleri yürütebilmek için fareler uygun. Ama belli bir noktadan sonra fareler yetmiyor. Çünkü gerçekten fareleri canlandırmak istemiyorlar. İnsanları canlandırmak istiyorlar. Bu noktadan sonra da yıllar geçtikten ve başarısı aslında çok tatlı ha. Böyle bir kızın olsa hani, ama hani yani normal ten rengi, kırmızı saç olacak, ruju falan olmayacak, hani tatlı bir çocuk hani yüz yapısı olarak, ama şeytan işte kardeşim. Sonuçlar elde ettikten sonra yetim çocuklara karar veriyorlar. Yetim çocuklar arkalarında... Bunun gözün gerçek insan gözü mü? ...iz bırakmayacaklar. Bu yüzden de deney yapması çok kolay. Ardından fabrikada gizli kısımlarda bilim insanları çalışıyor. Küçük çocuklar üzerinde deneyler yapıyorlar ve bu deneyleri de oyuncakların içerisine gizliyorlar. Böylelikle oyuncak fabrikasının içerisinde bu oyuncaklar hiçbir şekilde dikkat çekmeyecek. Ama oyunun her tarafında gördüğümüz gibi sürekli kanlar içerisinde oyuncaklar var. Bu da demek oluyor ki belli bir süreden sonra bu oyuncaklar gerçekten hayata geçiyorlar. Fakat daha üst katmanda, besin zincirinin üstünde başka bir canlı üretiliyor ve bütün hepsini teker teker yiyor. Ha bu Ludwig şeyler işte, neydi, Gagaragogo mudur nedir, adı neydi, Hugwig midir nedir? Ve bildiğiniz üzere bütün bu canlıları yiyen, öldüren denek 1006-1006. Fakat fabrika başarılı olmasına... 1006 o... Örümcek miydi? ...rağmen daha güçlü canavarlar elde edebilmek için neden ileri gittiğini bilmiyoruz. Evet, tüm bir kasetten bunları öğreniyoruz. Daha sonra Poppy ile karşılaşıyoruz. Tam bize... Hugi mi? Tamam Hugi. ...yolu gösterecek, buradan kaçış trenini gösterecekken Mommy Longleg onu alıyor ve kaçırıyor. Ve olaysa şu, Mommy Longleg aslında çok sevecen biri. Ama oyun oynamaya o kadar bağlı, o kadar takıntılı ki Poppy'nin bize kaçmamız için vereceği tren kodlarını 3'e bölüyor ve onları bize parça parça oyun veriyor. Oyun oynatıyor bize. Biz ne zaman oyunları tamamlarsak biz... Bence 1006 örümcekti ya. Örümcek videosunda 1006 demiyor muydu ya? Bize bir tane veriyor. Ve eğer bu oyunlarda tatmin olmazsa sinirleniyor. Biz hariç oyun alanındaki bütün canlıları öldürüyor ve ağına takıyor. Bu oyunların birinde ise ilginç bir olay oluyor. Aa, Hugi Bugi'nin pembe hali. Biz o sanmıştık. Bir bak ya. Evet, bu Kissy Missy. Tatlı gözüken oyuncaklardan bir tanesi ama gerçekten yardımsever. Bize kapıyı açtıktan sonra gidiyor, bize saldırmıyor. Sırf bu yüzden dolayı da aklıma bir teori geldi. Kissy aslında rastgele bir insan değil, hikayenin önemli bir parçası. Bu yüzden de Elliot Ludwig'in kızı olabilir. Kissy Missy türünün son örneği. Çünkü ondan önce gelenler Huggy Wuggy gibi sinirli ve saldırgan. Belki de bu yüzden etrafta ölü bir sürü oyuncak görüyoruz, bunlar önceden canlıydı. Bir insanı diriltemiyoruz fakat onların benliklerini, kişiliklerini bir oyuncağa aktarabiliyoruz. Bu yüzden de deneyler yapılıyor ve en sonunda Elliot Ludwig'in kızı Kissy Missy oyuncağına aktarılıyor. Bunu kanıtlayacak bir olay da oyunun sonlarına doğru oluyor. Birazdan da oraya geleceğiz. Fakat bu süreçte tek keşiflerimiz Kissy Missy ile sınırlı kalmıyor.
Ama bu adalın kendi düşüncesi yani. Böyle bir şey yok aslında. O kendi fikri. İki farklı kaset daha buluyoruz. Çalışanlar farklı canavarları çalışma alanlarında görmeye başlıyor. Fakat yönetim onları reddediyor. Aa bak. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A map handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dothering about bak, the bloody hall. Dedim size insan değil dedim. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? Deksepticiye ne la? Deksepticiye? O kim la? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. A YouTuber. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras. Except side. Okay. What? There's a massive bloody monster. Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Ha, bu canavarı gördüğünü söylüyor. Aleykümselam kardeşim. Following the pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very very big spider crawling around in the facility. 1006 bu işte. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big o geldi mami yedi do not ya. Exist, and that if they did, quote, we would already be dead. Arkadaşlar resimdekinden bahsetmiyorum. O dediği örümcek, o vardı ya örümcek gibi geldi, mami yedi, 1006 o. Anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please carry on with your jobs. Biz Mummy Long League'in tüm oyunlarını kazanıyoruz. Bize aşırı sinirleniyor, bizi kovalamaya ve öldürmeye çalışıyor. Ve bu süreçte kaçıyoruz. Onu bir kıyma makinesinin içerisine sıkıştırıyoruz. 1006 geliyor işte. Evet bak 1006 şimdi gelecek burada kardeş. Bedeninin bir kısmı kopuyor, yere düşüyor. Ve karanlığın içerisinden metalik bir kol onu alıp çekiyor. Ve o an anlıyoruz. Ekranlarda gördüğümüz, önceden kasetlerde gördüğümüz o metalik pençe Mummy Long Leg'in değil. Denek 1006 Mummy Long Leg değil. Peki kim? Besin zincirinin en üstünde Mummy Long Leg yok muydu? Her şeyi yöneten o değil miydi? Hayır. Bir kişi daha var. Hemen o alanı terk ediyoruz ve yürüdüğümüz yolda bir kaset buluyoruz. Denek 1006. 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room. And utilized the battery along with yanlış anlamışım burayı. To create a laser pointer. Lazer yapmış lan. He then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door.
Bak burayı çevirdim. Burayı yakaladım. Despite the other specialists still being inside. O da içeride kaldı. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Aa, garıyı da yemiş orada further işte. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Bu ses kaydı Huggy Wuggy'nin saldırgan olmadığını ve itaat ettiğini ya, söylüyor bize. En azından yapılan testlerde bu şekilde gözüküyor. Ama denek 1006 öyle değil, zeki ve bunu göstermekten kaçınmıyor. Öldürmek için yaşıyor. Fakat bu durumda Huggy Wuggy bile güçsüz sayılıyorken bu denek 1006'nın ne gibi bir gücü olduğunu, ne kadar vahşi olduğunu büyük ihtimal bölüm 3'te göreceğiz. Gelelim bölüm 2'nin sonuna. Mommy Long Lee'in ölümünden sonra yolumuza devam ediyoruz. Karşımıza Poppy çıkıyor ve sesi birazcık daha farklı, birazcık daha sinirli. Mommy Long Lee'i öldürüp öldürmediğimizi garip bir şekilde soruyor. Ardından bunu sorgulamayarak Poppy ile trene biniyoruz. Tren yolculuğunda onu kurtardığımız için bize teşekkür ediyor derken bize saplantıda olduğunu... Bizim şifre daha değişikti değil mi? 3, 2, 4, 1... Fark ediyoruz. Bizim gitmemize izin vermeyecek bir saplantı bu. Trenin yolunu değiştiriyor ve bizi nasıl kullanacağından bahsediyor. Kötü şeyler oldu ve onu değiştirecek tek kişi biziz. Ama o sırada Poppy birini görüyor ve sesi kesiliyor. Evet, ardından trene bir şey yapılıyor, tren taklalar atmaya başlıyor ve tam bu kısımda bölüm 2 bitiyor. Fakat bölüm 3'e gelmeden önce bilmeniz gereken bazı detaylar daha var. Biz de bana diyoruz, abi freni çek, freni çekmezsen tabii takla atarsın falan. Al bak, oyunun sonu böyle. Mesela kim olduğunu bilmediğimiz ama şikayetlerinden sonra yetkisi düşürülen bu yakınan insan gibi. Caps de şey yazdı biri. Geç bastın. Aa bak Garfield. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of misfit toys. Büyük ihtimal işinden, mevkiinden hiç hoşlanmayan bir kişi, bu kişi sabotaj yapacak ve bütün oyuncakların deneylere maruz kaldığı bu yerde bir açık bulacak. Büyük ihtimal sabotajların başlangıcını bölüm 3'te görmeye başlayacağız. Ve bu süreçte Poppy bize takıntılı olduğu için aslında kötü tarafa geçmiş oluyor. Evet, bu Poppy Playtime bölüm 2'nin hikayesiydi. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle olduysa beğenin, algoritmada destek olun, yorum atın, algoritmada destek olun. Çok çok güzel olur benim için. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Aynen, videoyu beğen. Kardeşim. Hemen. Eline sağlık. Şöyle size de linkini atayım. Like, yorum, morum atmak isteyen varsa yapıştırsın. Ben müzik dinlediğim için o yüzden like atmıyorum. Müzik listem oluyor. Yeah.